Senin yüzünden kaybettik her şeyi bizi. Söz veriyorum, her şeyi düzelteceğim. Bıktım artık boş vaatler dinlemekten. Hiçbir şeyin düzeleceği yok. Her gün daha kötüye gidiyor, her gün. Bıktım ben böyle yaşamaktan, kılı kırk yarmaktan, parasızlıktan. Bıktım. Usandım artık. Ben dayanamıyorum. Bana biraz zaman ver lütfen. Bizi daha fazla rezil etmene izin vermeyeceğim. Elimden geleni yapıyorum. Bu mu elinden gelen? Daha başka bir şey yapma o zaman. Bizi daha fazla hırpalama. Galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, tırmasan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın. Severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın. Bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi nerelere koşsam. Saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam. Çekilsem sahillere hayaller mi kursam. Şurada yapma lütfen. Beren annene su getir. Ben getiririm. Gel otur şöyle. Efendim baba. Bitti bitti iş. Şimdi çıktı odaya aldılar. Ha? İyi görünüyor. Başarılı geçti dedi hemşire. Ama
Daha doktorla görüşemedi Faruk amcalar. Ha, yanımda. Bilmem, buradayız herhalde. Evet, buradayız. Tamam, tamam. Hadi ararım ben. Görüşürüz. Mira'yı sordu. Sınavdan hiç bahsetmediğine göre dev kızmış. Yandın söyleyeyim. Umurumda değil. Şu anda Mira'dan daha önemli bir şey yok. Hadi gidelim artık. Ya dur be, acelenle. Şu hengame bitsin hele bir. Hatırlatalım kendimizi, öyle gideriz. Kızlarının hayatını kurtardık. Zor yetiştirdik buraya. Bir karşılığı vardır illa. Abi nereye? Ne bekliyorsunuz hala? Gidin buradan. Faruk Bey'i bekliyorum. Sana ne? Hadi beni daha fazla utandırmayın. Buradan ekmek çıkmaz size. Güle güle. Hadi. Hadi. Taksi paramızı verselerdi bari. Ha, evet, pardon ya. Tamam, ben ederim. Siz gidin, ben geliyorum. Peki, sağ olun. Bu yeter herhalde. Arabanız bizim orada kaldı. Ne zaman isterseniz getiririm. Kalsın, alırım bir ara. Hatta bir süre orada kalsa daha iyi olur. Ben ararım sizi. Telefonumu vereyim o zaman. Ben alayım. Ha. Tamam, siz gidin, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Nereye? 7/24 arayabilirsin. Geçmiş olsun. Nevin! Niye almadın lan parayı? Kes sesini! Ulan taksi tuttuk o kadar! Yine tutacağız mecburen! Hasan sus Allah aşkına! Kendine gelmesini bekleseydik. Niye fırladık öyle roket gibi? Ha? Bak şimdi merak edeceğiz Mira'yı. Evden alırız haberleri. Biraz daha burada kalırsam fena olay çıkacak. Başından beri söylüyorum sana. Olan sınavı oldu. Yaktın okulu, nokta net yani. Sen kime güveniyorsun? Neye güveniyorsun da girmiyorsun sınava? Sen mi kurtaracaktın Mira'yı? He? Ya misafirimizin yanında bağırışmayalım. Seni kim kurtaracak şimdi? Bak, hayal oldu üniversite. İnanmıyorum ya, inanamıyorum. Hayatının fırsatı önüne gelmişken... Onun yerinde ben olsam ben de koşardım. Sen gitmez miydin? Mert, sen bu konuya karışma istersen. Ben sebep oldum ama, benim yüzümden. Ben telefonda Mira'nın durumunu anlattım. Evet, telefonda söyledin çünkü beyefendi yoktu okulda. Şunu şurasına ne kalmış sınava ama yok beyefendi ortalıkta.
Sen bana niye yalan söylüyorsun bir kere? Niye kandırıyorsun beni? Ben kimseye yalan söylemedim Selim Bey. Asıl sen bana yalan söyledin. Abimin hastanede olduğunu sakladım benden. Ona mı gittin yoksa? Ona gittim evet. Bana ihtiyacı vardı, beni çağırdı, gittim. Sana söylemedim. Çünkü yolumu keserdin, göndermezdin. Evet, keserdim, göndermezdim tabii. Onun için hayatını riske atmana izin vermezdim. Sana hastanede olduğunu da söylemedim. Çünkü yalancı o herif. Yalan söylüyorum, numara yapıyor. Selim, lütfen biraz sakin. Tam sınav öncesi kafanı takacaktın ona çünkü. Bir suç işledi, cezasını çekecek. Sen niye kendini suçlu hissediyorsun? Niye kendini ona bu kadar borçlu hissediyorsun da bir işaretiyle koşup gidiyorsun? O benim abim. Okul konusunda haklısın. Eyvallah. Ama bugün benim asıl sınavım okulda değildi. Hastanedeydi. Bu yüzden benim ipimi çekeceksen çek. Canın sağ olsun. İnanmıyorum ben bu çocuğa ya. İnsan abisinin ne mal olduğunu bile bile nasıl yakar tahsil hayatını? Okul konusu bir şekilde halledilir yine. Ben asıl Yaman'ın Mira yüzünden hırpalanmasından korkuyorum. Kalbi kırılacak. Hayal kırıklığına uğrayacak. İncinecek diye üzülüyorum. Sıkma canını ya. Babamın dilindedir hep öyle. Ya hiç öyle söylemiyor bak. Gerçekten bak, inan bana. Aslında az bile söyledi. Ya bakma sen ona. Senin yerinde olsa aynı şeyi yapardı. Ya düşünsene, annem ameliyata alınacak, babam sınava girecek. Mümkün değil. Ya şimdi sırf öyle söylenmesi gerektiği için söyledi. Ya bir nevi şov yani. Öyle düşün. Hem haklı hem kahraman olamazsın Yaman. En azından her zaman kahraman olamazsın. Ama kızlar kahramanları sever. Sen şimdi Mira'nın kahramanı oldun bence. Yanlış mı konuşuyorum? Ya bir sus abicim ya, bir sus. Karanlık ev. İnsan bir tuhaf oluyor değil mi? Mira'nın odasının ışıkları hep yanardı. Ara sıra balkona çıkardı. Limonata içer misin? Kendim yaptım, buz gibi. Ama çabuk çıkar inşallah hastaneden. Yine o ev ışıl ışıl olur. Aslında bir an önce annesi falan gelse de neler olduğunu öğrensek. Abin seni niye çağırmış? Dedik ya, yardıma ihtiyacı vardı. Hangi konuda? Ya sen ne meraklı bir modelsin böyle ya. Yeter be. Sen de çok asabisin, hem de son model. Engel olur diye babama söylemedin, anladık. Da bana niye söylemiyorsun abicim? Öyle gerekti. Kahramanımız yine gizemli günündeydi. Ben onun yerinde olsaydım 3 saniyede bulurdum parayı. Rahatını bozamadı beyefendi. Neyse ne. Sen bunları kafana takma şimdi. Tanıdın, bildin kardeşini. Artık kime güveneceğini, kime güvenmeyeceğini biliyorsun. Bana bak, başkasına vermiş olmasın parayı senin yerine. Yok ya, olur mu öyle şey? Sen de kardeşine toz kondurmak için bahaneler buluyorsun. Oğlum, insanların gerçek yüzü menfaatleri söz konusu olunca çıkar ortaya. Anan, baban, kardeşin de olsa bu böyledir. Hadi bakalım, Ivo'ya dönüş vakti geldi. Hadi Allah kurtarsın. Ulan ne tilkisin ha? Ayaküstü dolandırdın adamı. Enayiliğine doymasın eğer. Bir de kendini akıllı zannediyor. Ulan hiç mi aklına gelmiyor? Koskoca heyet parayla rapor verir mi? Verse bu işler bize mi kalır? Akıl var, mantık var.
İyice bir temizlensin içi dışı. Cillop gibi olsun ha. Güzel bir yere çek sonra da. Üstünü de örtersin. Ben gelip alana kadar kalsın, tamam? Tamamdır. Ters o bir durum olmasın. Hasan bak, sonra bozuşuruz ha. Hani çalıntı malıntıysa? Ya ne diyorsun be? Hanımın patronun arabası diyoruz. Adam memlekete gitti, arabayı da bize emanet etti. Yani dedik hani. O yüzden bu kadar titizleniyoruz ya. İyi bakın diye. İşler nasıl tamirhanede? Çok şükür. İyidir. İdare ediyoruz. Merhaba. Kolay gelsin. Yağına bakalım. İster misin? Veya bak işte. Ama masraf çıkarma. Bakımı eksik değildir bu arabanın. Geliyorum ben şimdi. Sen buralarda görünme diyorum kızım. Niye laf dinlemiyorsun? Ara gelirim ben her neredeyse. Kenan aradı. Yaman'ı sordu bana. Nasıl arayabilmiş ki o yer? Ne bileyim. Ama şey dedi, yakında geleceğim falan. Çok korkuyorum Giray. Ya çıkar gelirse? Yok çıkar. O kadar kolay mı be çıkmak? Tünel kazıp kaçacak hali yok ya. Çok huzursuz oldum. Olma. Yaza kadar rahatız, merak etme. Sonra? Sonrasını da merak etme. Sen benim sevgilimsin artık kızım. Hesap sormaya kalkan cevabını da alır. Sen içini ferah tut. Tamam. Ver bakayım bir öpücük. Oh. Cibiliyetsiz pezevenk. Bir tek kazıkladığı ben değilmişim. Ya Eylül'ü bir arasana. Belki hala onların yanındadır. Bir haber alırız. Telefonum evde kaldı. Ama numarası ezberimde. İstersen ver, seninkinden arayayım. Telefon yok artık bende. Yani geçici olarak servis dışı. Nasıl? Faturası ödenmemiş olamaz. Ya tamam, vazgeçtim. Boş ver. Bozulduysa ver bakayım. Kayıp mı ettin? Cebinden mi çektiler? Ne oldu? Ben bugün abime para götürmek zorundaydım. Parayı denkleştiremeyince de mecburen okuttum telefonu. Tamam, yarın gider okuttuğun yerden geri alırız. Olmaz. Ya bir şeye de itiraz etme be abi, niye olmaz? Ben halledeceğim çünkü. Ek iş bulup çalışacağım, sonra da gidip aynısından bir tane daha alacağım. Zaten ustabaşı ile işçi arkadaşlara da borçlandım. Benden niye istemedin abicim? Ya biz arkadaş değil miyiz ya oğlum? Yoksa bizimkilere söyleyeceğimi mi düşündün? Bak asıl buysa var ya, dev kırılırım sana söyleyeyim. Kendim halletmek istedim. Ama beceremedim. Yine sizden almış oldum yani. Ama geri ödeyeceğim tek başıma. Sakın annenlere bir şey söyleme ha. Gerçekten çok ayıp ediyorsun ama ha. Geldiler. Yürü be. Yan tarafa uğrayıp geleceğim. Beren, beni duydun mu? Selam. Ben de tam size geliyordum şimdi. Yedek anahtarı vereyim de siz de bulursun. Tabii, alayım ben.
Biz yokken belki bir şey lazım olur falan. Mira nasıl? İyi olacak. Peki sorun neymiş? Beyin damarlarından birinde bir baloncuk oluşmuş. Anevrizma. Nasıl, ne zaman olduğu belli olmayan bir durum. Birdenbire çıktı işte ortaya. Allah'tan zamanında müdahale edilmiş. Çok tehlikeli olabilirmiş yoksa. Tehlikesi kalmadı. Ameliyatlı sorun tamamen çözülmüş çok şükür. Oh. Gözümüz aydın. Yani gözünüz aydın. Çok geçmiş olsun. Ama başka bir sorun daha var. O daha önemli görünüyor. Alterio venöz malformasyon. Yani kısaca AVM diyorlar. Yani? Yani bir çeşit damar anomalisi. Yani? Damarlar arasında olmaması gereken bazı bağlantılar olurmuş. Bunun sonucunda da damarda incelme olurmuş. Böylece sinirler yumak haline geliyormuş. Tedavisi neymiş peki? Ameliyat bir çözüm. Ama Mira için değil. Çünkü çok hassas bir bölgedeymiş. Faruk amca anlattı. Müdahale edilemeyecek kadar hassas bir bölgedeymiş. Öyle söyledi. Bak şimdi durduk yere görüyor musun ya? İyi ki o baloncuk olmuş da bunu da fark etmişler baba. Allah korusun daha beter bir şey olabilirmiş. Başında fark etmişler. Allah'tan. Çoğu hasta bu durumla hayatı boyunca sorun çıkmadan yaşayabiliyormuş. Yani mesele yok. Bundan sonra beyninde bir bombayla yaşayacak ya. Nasıl mesele yok? Beş dakikada bir arıyorum zaten. Ama belki siz ona ulaşabilirsiniz. Sen beni tanımazsın. Sevenim değil söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam?
senin de hiçbir şeyin yok. Benim gibi. Şartlar eşit. Seni ilk gördüğüm andan itibaren hayatım değişmeye başladı. Bizim için. Orkun seni sevmeme engel mi? Abla hoş geldin. Ne haber? İçerisi erken doldu. Arka kapıdan gir istersen. Alo. Hasan Bey merhaba. Orkun ben. Mira'nın arkadaşı. Bugün hastanede numaranızı vermiştiniz. Ha evet. Bir dakika. Sen gir ben geliyorum. Efendim buyurun. Sizinle bir konuda konuşmamız lazım. Dinliyorum. Yok telefonda olmaz. Müsaitseniz bu akşam bir yerde buluşabilir miyiz? Tamam nereye geleyim? Orada yazılanların hepsi Mira'nın durumunu tam olarak yansıtmıyor olabilir. Yani birebir aynısı olacak diye bir durum yok değil mi? Bünyeden bünyeye değişir durum. Korkma ya. Bir şey olmayacak Mira'ya. Zaten ne olabilir ki? Bak aklındaki kötü düşünceleri sil at. İyi düşüneceksin ki iyi olacak her şey. Bir Çin atasözü der ki... O... Kızılderili atasözü müydü? Abicim sürekli konuşmak zorunda mısın sen ya? Kusura bakma abi ya. Ben üzülünce böyle oluyorum ben. Dilime vuruyor. Sevinince de vuruyor ya neyse. Bir de heyecanlanınca.
Kısacası gevezeyim diyelim. Tamam. Yalnız kalmak istiyorsun, anlaşıldı. Nihayet diyorsun. Tamam, gidiyorum. Ama bak, canın sıkılırsa, konuşmak istersen falan... seslen, hemen gelirim. Tamam. Tamam, ben uzuyorum. We worked together for many years. I'm telling you, I'm in a difficult situation. I need help. You don't understand. I don't have that much time. How can I come to Japan now? I'm probably gonna get banned from leaving the country in a few days. Doktorlar şu anda bir sorun yok diyor ama annem ikna olmuyor bir türlü. Olmaz tabii. Yurt dışına götürmek istiyor, Amerika'ya. Bir de oradaki doktorlar durumunu değerlendirsin istiyor. Giderlerse seni de götürecekler mi yanlarında? Yok, ben gidemem herhalde. Yalnız mı kalacaksın burada? Herhalde. Yalnız kalırsan belki bir akşam çıkarız dışarı, rahat rahat. Olabilir. Bir dakika. Kiray, benim şimdi kapatmam lazım, sonra konuşuruz, olur mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz, bak sıkma canını. İyi olacak ablan. Üzülme bak, aklım sende. Tamam, bay bay. Gel bir şeyler hazırlayalım da birlikte yemek yiyelim. Aç değilim ben, sana afiyet olsun. Beren. Baba, lütfen mümkün olduğu kadar az görüşelim. Yapma böyle, bir de sen üzme beni. Ya sen bizi üzdüğün için ablan bu halde şimdi. Lütfen baba, beni yalnız bırak. Sağ ol. Afiyet olsun. Ya kusura bakmayın. Hanımın iş yerine yakın diye burayı seçtim. Siz de bana bırakınca. Önemli değil. İyi o zaman. Arabayı oynatmadım mahalleden. Siz gelir alırsınız diye. Sağlam bir yere çektim ama. İçiniz rahat olsun, bir şey olmaz yani. Konu araba değil. Ben... ben Yaman'la anlaşamadığınızı öğrendim. Doğru. Pek hoşlaşmaz benden. Ama ne yapacaksın? Oğlum sayılır. Evlat gibi bir yerde. Bana numara yapma. Senin de benim gibi ondan nefret ettiğini biliyorum. Bu benim işime gelen bir durum. Ne istiyorsun? Ayağımın altından çek yeter. Karşılığını alırsın, merak etme. Etmiyorum da. Üvey oğlumdan bahsediyoruz burada. Sonuçta karımın çocuğu. Eğer ona bir terslik yapmamı istiyorsan... bu sana pahalıya patlar. Yani kesenin ağzını iyice açman lazım bu durumda. Parayı merak etme. Böyle çok büyük bir şey yapman da gerekmiyor zaten. Bir şekilde başını bir derde soksa, bir belaya bulaşsa yeter bana. Thank you.
Yatsı var lan Semih. Ne bakıyorsun? Değiştirecekti zaten. Bari bir işe yarasınlar. Aşağıya teslim edin. Hastası taburcu olduktan sonra alır. Ya ben bunları size versem şimdi bir daha aşağı inmeyeyim. Tamam. Kime gelmişsiniz? Mira Beylice, 4114. Doğru. Hastamız uyuyor şu anda. Ha, yanında kimse var mı peki? Refakatçileri karşı odada. Ziyaret için şu an çok erken bir saat. Ya ben çalışıyorum da işe gideceğim sonra. Bir yanına girebilir miyim? Maalesef. Bir kapıdan göreyim öyleyse. Rahatsız etmem, uyandırmam, merak etme. Siz erkek arkadaşı mısınız? Hayır ama arkadaşıyım. Lütfen izin verin, bir görüp gideceğim. Peki. İsminiz? Ziyaretçi listesi için. Yaman Koper. Uyanıkmış. Yaman. Ne haber? İyiyim. Ay iyi görünüyorsun. Ama çok kısa lütfen. Mesai başlamadan gelip göreyim dedim. Sonra bütün gün çalışacağım. Akşam da senin etrafın kalabalık olur, göremem diye erkenden geldim. İyi yaptın. Sana çiçek getirmiştim de odaya almıyorlarmış. Hemşireye bıraktım. Teşekkür ederim. Korkuttun hepimizi. Küçücük bir baloncuğum varmış. Söndürmüşler. İyi ki sönmüş o baloncuk. Ben... ne olduğunu anlamadım bile. Başım çok fenaydı sadece. Meğer baş ağrılarımın sebebi de buymuş. Ama dün var ya...
beynim gözümden çıkacak gibiydi. İlaç içtim birkaç tane ama bana mısın demedi. Sonra birden başım döndü. Bayıldım. Allah'tan yalnız değildim. Annenler hemen getirmişler beni buraya. Annene sınav sonucunun müjdesini vermek istedim. O yüzden sizin evde bekliyorum. Sus, tamam, yorulma. Meseleyi. Ayarlandı o iş. Gireceğim başka bir zaman. Gerçekten mi? Bundan sonra aynı okulda okuyacağız artık kesin. Dün babanla konuştum. Yolundaymış her şey. Ben de öyle olsun istiyorum. O kadar zor bir gündü ki sıkıntıdan çatladım herhalde. Ya söyleme böyle ya. Aslında annene de bu yüzden gittim biliyor musun? Etrafımdaki herkes bu kadar mutsuzken birilerini mutlu etmek istedim ama onu da elimi yüzüme bulaştırdım işte. Anneni teselli ederken kendimden geçmişim. En son senin çocukluk fotoğraflarına bakıyorduk biliyor musun? Hatta onlara bakarken bayıldım. O yüzden herhalde ayılırken rüyamda seni gördüm. Hadi canım. Beraber şarkı söyledik. Sen gitar çaldın. Ben. Balon da gerçekten balonmuş yani. Çok güzeldi. Hayırdır inşallah diyelim. Ne diyelim? Dedim ki canım, uyandın mı sen? Hoş geldin Yaman. Hayrola bu saatte? Yaman işe gitmeden önce uğramak istemiş. Sağ olsun. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Görüşürüz. Yeni geldin. Yorulma daha fazla. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Dün annenlere gerektiği gibi teşekkür edemedim. Görürsen minnettar olduğumu söyle lütfen. Hoşçakalın. Ayaklarına sağlık Yamancığım. Geliyorum şimdi. Bana bak. Kızından uzak dur. Mira'nın yanında üzülmesin diye bir şey söylemedim. Ama seni bir daha onun etrafında dolaşırken görürsem çok fena olur. Ben bulaşıcı hastalık taşımıyorum Sude Hanım. Onun hayatında yepyeni bir dönem başlıyor artık. Çok dikkatli olması lazım. Etrafındaki bütün insanların da. Üzülmemesi lazım artık, yorulmaması lazım. Stresten uzak durması lazım. Onun canını yakanı ben de yakarım, bilmiş ol. Benden ona zarar gelmez, merak etmeyin. Haddini bil. Sana o kadar söylüyorum. Mira'nın peşini bırak. Ben kimsenin peşinde değilim. Sadece ziyarete geldim. Onun seninle bir işi yok. Boş hayallere kapılma. Senin onun hayatında bir yerin yok. Olamaz da. Öyle
Öyle bir talebim yok benim Sudan. Olmasın da zaten. Bir gün kavga dövüştesin, bir gün hapiste, bir gün yangın yerinde. Tepende kocaman bir kara bulutla dolaşıyorsun, başın beladan kurtulmuyor. Onun iyiliğini istiyorsan arkadaşlık etmezsin. Yanına yaklaşma bundan sonra. Eğer Mira'yı birazcık önemsiyorsan, eğer ona biraz olsun değer veriyorsan, yaparsın bunu. İyi, tamam. Anladım. Nasıl izin verdiniz içeri girmesine? Ben özür dilerim. Eğer bundan sonra benim iznim olmadan kızımın yanına birini alırsanız sizi buradan kovdururum. Özür dilerim. Sabah buraya gelmiş. Çok iyi çocuk. Canım, uyu sen hadi. Kapa gözlerini, dinlen şimdi. İyice dinlen. Birkaç gün sonra seni Amerika'ya götüreceğim. Bir de orada baktıralım bakalım oradaki doktorlar ne diyecekler. Babamın işleri bu haldeyken nasıl gideriz anne? Şşş, konuşma bakayım, yorma kendini. Yok olmaz anne, gerçekten durum ortada yani. Yok ben ne olursa olsun hiçbir yere gitmek istemiyorum. Mira, lütfen tatlım. Sen düşünme böyle şeyleri. Ben her şeyi halledeceğim bir tanem. Güven annene. Hadi kapa şimdi gözlerini. Kapa bakayım. Hadi uyu. Canım benim. Bebeğim. Safari gel buraya. Gel dedim. Safari çıkma yukarı. Doktor uzun zamandır bununla yaşıyor olması muhtemel dedi. Belki de çocukluğundan beri. Nasıl fark edemedik diye kendime kızıyorum ama fark edilebilecek bir şey dedi ki. İyi ki böyle fark edildi. Ya daha kötü bir durum yaşansaydı. Tek tesellimiz bu. Ama hayat tehlikesi yok demişler değil mi? Evet. Şu anda yok çok şükür. Ama o baloncuk daha önemliymiş. Müdahale edilemeseymiş o gerçekten tehlikeli olabilirmiş. Ama bundan sonra daha dikkatli yaşaması gerekiyormuş. Üzülmeden, kendini hırpalamadan, yorulmadan rahatlıkla hayatını devam ettirebilir diyor. Bir yandan da durum her an tersine dönebilir diyor. Bunu da söylüyor yani. Safari. Safari neredesin? Safari. Bırak kalsın. Ben getiririm sonra. Bana bak. Gel buraya. Malakor gezegenine gitmek istemiyorsan doğru gemiye ışından, tamam mı Safari? Ben seni Kaptan Köşkü'nde bekliyor olacağım. Hadi asker, marş marş. Anladı o. Ay bu da başka bir zavallı ya. Tahmin ettiğinden daha yakınız birbirimize. Aramızda gerçek bir dostluk hikayesi var. Abuk!
kaç olmuş? Kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim. İyileşecek. Merak etme. Sude Amerika'ya götürelim, orada tedavi ettirelim diyor ama... ...bu kadar uzun bir yolculuğa çıkabilir mi bilmiyorum. Doktor izin verirse gidebilir belki. Biz elimizden geleni yaparız Faruk. Para meselesini falan da dert etme sakın. Evet, sen sadece Mira'yı düşün. Gerisi hallolur. Sağ olun ama benim yurt dışına çıkışım da sorun olabilir. O konuda da ben elimden geleni yapacağım. Doktorlarla bir konuşalım. Bakalım onlar ne diyecek. Hadi canım, hazırsan çıkalım. Berencim, annenle konuştum. Onlar hastanedeyken senin bizimle kalmanı istiyor. Ben istemiyorum. Yani çocuk değilim ben, yalnız başıma kalabilirim. Merak etme, göz kulak oluruz biz. Her şey için teşekkürler. Mira'yı öp bizim için, zaten biz de uğrayacağız sonra. Tamamdır, görüşürüz. Ha, safari için bir şey lazım olursa... Anahtar bizde, merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın ve de hoşça kal. Nereye koşturuyorsun? Yaman yok. Yok mu? Erkenden çıkmış. Güvenlikteki Cemil söyledi. Karanlıkta çıkmış gitmiş. Saat 5 falanmış. Allah Allah. Mira'ya gitti. Hastaneye. Ha. Okul işini halledecekti bugün. Evet. Arama. Ulaşamazsın. Yanında değil telefonu. Bozulmuş da. Kaput yani ondan. Yok yanında, almadı. Niye taşısın ki bozuk telefonu, değil mi? Ağırlık. Bir sınav hakkı daha istiyorum. Lütfen efendim. İstiyorsun yani, öyle mi? Sen mi okulda canının istediğini yapabileceğini mi sandın? Hocam, acil bir durum için gitmem gerekti. Öleceğim diye bile haber vermeliydin. Üzgünüm evlat, hakkını kaybettin. Hocam lütfen ya, benim için çok önemli. Bak, mülakatta kendin söyledin. Bu okulda okumak ayrıcalıktır diye. Evet, büyük bir ayrıcalık hem de. Bana torpil yapın, okul alın demiyorum ki. Kaçırdığım sınavı lütfen tekrarlayın diyorum. Ne olur hocam, hiç zor değil ki sizin için. İnsanlar burada okumak için büyük çabalar sarf ediyor. Aileler çocuklarını burada görmek için çırpınıyor. Büyük paralar ödüyorlar. Sen hem %100 burslu okumak istiyorsun, hem de sınava girme zahmetinde bulunmuyorsun. Üstelik bir de haber vermeden çekip gidiyorsun. Şartları kafana göre değiştiremezsin evlat. Üzgünüm. Ben çok daha büyük haksızlıklarla yaşamayı öğrendim. Ama bu sefer sadece kendim için değil, bana inananlar için de bu sınava girmek zorundayım. Onlara hayal kırıklığına uğratamam. Şansını fazla zorlama delikanlı. Yoksa bu okulda arkadaşlarını görmek için bile giremezsin. Üstelik bu sadece benim kararım değildi. Vakıf başkanımızın kararı. Tahmin etmeliydim. Asım Bey seni özellikle takip ediyordu. Sınava girmediğini öğrendiği anda seni bu okulda görmek istemediğini bizzat bana kendi söyledi. Hayır, ben sizin vakfınıza da, okulunuza da. Thank you.
Normalde hiç geç kalmaz. Herkesten önce burada olur. Vakit var daha, gelir. Dün de pek telaşlı çıkıp gitti. Yaman dün geldi mi buraya? Bir ara uğradı öyle. Ne ara? Saati tam hatırlamıyorum ama öğleni geçmişti. Niye gelmiş peki? İsmail Usta, benim neler döndüğünü anlamam lazım. Eğer benden gizli bir şey oluyorsa bileceğim. Avans istedi. Ben de Ender Hanım'dan habersiz veremeyeceğimi söyledim. Ama sonra arkadaşlarla aramızda hallettik. Allah Allah, para mı aldı sizden? Çok önemli deyince geri çevirmek istemedik. Bir yere mi ne yetiştirmesi lazımmış. Size de söylemeyecektim ama emanet çocuk. Madem ortada yok, haberiniz olsun istedim. Vebali üstümde kalmasın. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Alo Burcu, günaydın. Hastaneden bir izin ayarlasana bana. Duruşmadan sonra Kenan Koper'i görmeye gideceğim. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Okuldaydım ben de. Kaydımı yaptırmak için gitmiştim. Dönüşte bir sana uğrayayım dedim. Ay bir baktım annenler paldır küldür koşuyor dışarıya. Meğer Yaman'ın annesi aramış, senin telefonundan söylemiş. Ay nasıl bir panik oldum, nasıl şaşırdım. Yani büyük korktum yani. Yüreğim ağzımda geldim buraya kadar. Burada da acil ameliyata alıyoruz'u duydum ya, o anda gittim. Nereye, ne oldu? Gideyim. Bu susmayı denerse belki sen de uyur dinlenirsin. Sevimsiz. Ben birkaç gün babamla Lüleburgaz'daki fabrikada olacağım. Dönünce görüşürüz evde artık. Ha? Bakalım çıkarırlarsa. Hadi kendine iyi bak, aklım sende kalmasın. Yaman'ın evine gittin diye bozuldu bence. Ne işin vardı orada Mira? Hayır yani iyi ki orada olmuş, yani yanında biri varken. Gerçekten merak ediyorum, niye gittin o eve? Beni yorma Eylül. Ya yormak istemiyorum ama merak da ediyorum. Yani niye, yani neden? Ben öyle bir gün yaşıyordum ki kabus gibi. Orkun'u aradım. Yanımda olmasını istedim. Gelemedi, okuldaymış. Sonra geldiler bana. Kaçmak istedim ta uzağa. Sonra birden esti yine. Yaman bir kere mahallesine götürmüştü beni. Aklıma geldi. Kalktım, oraya gittim ben de. Yardım edebilir miyim? İsmimi yazdım, teşekkür ederim. Düşündüğümü bilmiyorum. Belki de kendimden başkasının sıkıntısıyla avunayım istedim. Birilerine iyilik yapayım dedim. Aklım sıra Yaman'la annesinin arasını düzelteyim istedim. Belki, bilmiyorum. Sen hoşlanıyorsun bu Yaman'dan. Ya üf, öyle değil, anlamıyorsun. Tamam, anlıyorum, sustum. Hep böyle mi olacak? Yani her dediğimi evet mi diyeceksiniz? Böyle popo olacak mısınız beni? Bak şimdi.
Ya ben şey için söylemiştim, hani ben takılayım diyordum ya Yaman'la. Hani senin de öyle bir durumun varsa. Yok dedim ya. Gerçekten bak, yemin ederim aramızda hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Gerçekten yoruyorsun beni Eylül. Hem galiba öbürkü benimle ilgileniyor. Kim? Hola. Bir tane çomağı hazırla. Mert. Ben Deniz'im efendim. Çok iyi. Ben senin bütün kafanın sarılı olacağını zannediyordum. Kasıktan girdiler. Oo, çok iyi yol kat etmişler. Annem Sude teyzeye rastladı aşağıda. Ne haber? Nasıl gidiyor balonsuz hayat? Doğru söyledi. Çok ağladı mı balonu patlatınca? Baloncuğu patlattılar ama kafamın içinde bir AVM var. İnanmıyorum sana ya. Hala aklın alışverişte mi? Pes diyorum .net. Başının içindeki oluşumun isminin kısaltılmışı o. Açılımı ne acaba? Alterio venöz malformasyon olabilir mi? Bayağı araştırmışsın. Yok ya, kafadan attım şimdi. Tuttu mu yoksa? Tam da zamanında geldi bu iş başımıza. Ama ne yapayım, kızımın sağlığı her şeyden daha önemli. Tabii ki. Bu aralar banka hesabınıza yatırmak doğru olmaz diye düşündüm. O yüzden evden vereyim dedim. Alacakların hemen haberi olurdu zaten. Kimin umurunda ki bizim neyle uğraştığımız? Bu iyiliğini hayatım boyunca unutmayacağım. Lütfen büyütme. Amerika'ya mı götürmek istiyorsun nereye? Avrupa'ya mı? Nereye istiyorsan götür. Yeter ki o sağlığına kavuşsun. Senin için rahat etsin. Evde kasaya koyayım ben bunu. Bankaya da yatıramam. Bu kadar parayı üstümde de taşıyamam. Merhaba. Gidiyorum ben. Hoşçakalın demek istedim. Sağ ol Orkuncuğum. Görüşürüz. Görüşürüz. İstersen vakıf aracılığıyla bütün randevuları ayarlarım ben. Sen hiç merak etme. Sen bana takvimini söyle yeter. Tamam. Önce bir doktorla konuşayım söylerim. Bana kalsa ben hemen bugün alır giderim. Sude. Teşekkür ederim. Bu kadar zor günler geçiriyoruz ki. Geçecek. Faruk bizi mahvetti. Sahibi nerelerde? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Yüzünü görmek bile istemiyorum. Yaman buraya gelmiş şokarken. Ha. Evet, kargalar kahvaltısını bile yapmamıştı daha. Bu arada sınav işi hallolmuş, çok sevindim. Yani benim yüzümden girememişti ya dünkü sınava. Bir hak daha vermişler. Daha sonra girecekmiş. Evet, çok iyi oldu. Bence de.
Gerçekten bitmiş durumdasın. Daha çok köşeye sıkışmış haldeyim. Kaçacak yerin de yok. Aslında nasıl kurtulacağımı biliyorum. Benim zamana ihtiyacım var. Şu önümüzdeki 3 ayı bir atlatabilsem. İnsanları 3 gün bile bekletecek kredin kalmamış var. Biliyorum, biliyorum. Bu yüzden size geldim ya. Tamamen kızıma konsantre olabilmek için bir çözüm yolu bulsam, bir ışık yakalayabilsem. Benden istediğin ne? Yardımınız. Ender ailemiz adına sana büyük bir yardım yapmış zaten. O parayı borç olarak aldım, ödeyeceğim. Benden almayı düşündüğün parayla. Tabii ki hayır Asım Bey, yapmayın lütfen. Peki o zaman söyle nasıl? 3 ay sonra 5 yıllık bir yatırımın vadesi doluyor. Bütün sıkıntılarımı sona erdirecek bir para gelecek. O zamana kadar krizi atlatabilmek için desteğinize ihtiyacım var. Yardım edin lütfen. Ben karşılıksız iş yapmam Faruk. Eğer sana yardım edersem riskine ortak olmuş olurum. Bu riske karşılık da söz değil, tam bir güvence isterim. Bütün şartlarınıza uyacağım. Buna mecburum zaten. Borcunu üstlenirim. Ama 3 ay sonraki yatırımın bütün getirisini ben alırım. Bütün getirisini mi? Ama bu... Daha bir dakika önce bütün şartlarımı kabul edeceğini söylemiştim Faruk. Ben şimdi sana nasıl güveneceğim? Pazarlık yok. Düşün taşın. Ben sana elindekileri koruma şansı veriyorum. Elin güçlü olursa iyi bir avukatla çalışıp hapse girmekten kurtulursun. Lisansını da kaybetmezsin o zaman. Sıfırdan başlarsın. Eğer yeni bir hata yapmaz, işlerini yoluna koyarsan ortağın olmaya devam ederim. Ne diyorsun? Köşeye sıkıştığımı söylemiştim. Reddedecek durumda değilim. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Umarım. Randevunuz olmadan görüşmeniz mümkün değil. Ya çok önemli diyorum size. Asım Bey çok yoğun. Ya çok vaktini almayacağım. Siz haber verin sadece. Kim var danışmada? Niye bana haber vermeden ziyaretçi oluyorsunuz yukarıya? Ne işin var senin burada? Merhaba Yaman. Sana teşekkür borçlarımız giderek kabarıyor. Hiç önemli değil. İyi günler Asım Bey. İyi günler. Her şey için teşekkürler. Ne bunlar? Bir zahmet bakın. İki sınavda da en yüksek notu ben almışım. Sonuncusuna da girebilseydim eğer yine ilk sırada ben olacaktım. Ama girmedin. Giremedim. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Notlarına bakıp aferin mi diyeyim? Sırtını mı sıvazlayayım? Bakın Asım Şekip Kaya Bey. Ben buraya sizden sınav hakkı dilenmeye gelmedim. Ben buraya düşündüğünüz gibi bir adam olmadığımı göstermek için geldim. Benim için çok önemli birinin bana ihtiyacı varken, onun başının dertte olduğunu bildiğim halde onun yanına koşacağıma gidip o sınava girseydim eğer, o zaman adam gibi adam olmazdım ben. Benim için çok değerli olan biri çaresizken, alacağım notun hiçbir önemi olmaz benim için. Bak sen. Hayatta herkesin öncelikleri var. Ben bu okula girmesem de, Asım Şekip Kaya Üniversitesi'nde okumasam da, adam olacağım ben Asım Bey. Benim önceliğim de bu. Sokağa düşmeyeceğim ben, hapse girmeyeceğim, serseri olmayacağım. Bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmayacağım ben. Anladınız mı? Kendimden çok onlara karşı sorumluluğum var artık benim. Onlar için yere sağlam basmayı başaracağım. Size göre benim yaşadığım yerlerden doğru dürüst adam çıkmaz değil mi? Oradan gelenler başarısızlığa mahkumdur değil mi? Ben başarılıyım Asım Bey. Benim bir hedefim var. Tökezlemeyeceğim ben, takılıp düşmeyeceğim hiçbir tuzağa. Hedefime ulaşacağım. Gün
günü gelip de iyi bir mimar olduğum zaman siz beni işe almak için çabalarsanız bu konuşmayı hatırlatırım size. O okulun bana ihtiyacı yok, biliyorum. Benim orada okumaya ihtiyacım var, bunu da biliyorum. Ama artık istemiyorum. Okulunuz da sizin olsun, bursunuz da, her şeyiniz de. Ben kendi kendime de yürüyeceğim yolumda. Ama yemin ediyorum, size ben demiştim, dedirtmeyeceğim. Çok üzgünüm Asım Bey, çok. Size bu zevki tattırmayacağım. Annemlere karşı seni müdafaa etmekten yoruldum artık. Ne olur beni anla. O kadar baskı altındayım ki dayanacak gücüm kalmadı. Kaç kere söz verdin bana. Yine durmadın, yine başını derde soktun. Çıktığında da böyle olacak biliyorum. Bizim sonumuz yok, bunu iyice anladım. Ayrılmak zorundayız Kenan. Böylesi herkes için daha iyi olacak. Lütfen bana kızma. Sadece anlamaya ve unutmaya çalış. Ben hazırım. Birkaç şey aldım yanıma, çok doldurmadım öyle. Tabii canım, hiç gerek yok şimdi. Nasıl olsa Amerika'ya gitmeden önce gelecek eve. Ne istiyorsa kendi seçer. Aynen. Oh. Hadi çıkalım, taksi bekliyor. İhsan! Nereden geldi oğlum bu? Bilmiyorum. İçeri mi çekilecek? Nesi varmış? Tamire gelmemiş. Patron biraz burada duracak dedi. İyi. Dursun bakalım. Biz de keyfini süreriz biraz. Thank you.
Dikkatli ol yine de. Biri göründüğü an yet ama. İyi be, Hacı Yatmaz'a döndük burada zaten. Kaçta çıkıyorsun ki inşaattan? 5:30-6 falan. Ya merak etmeyin, buraya çok yakın zaten. İki iş birden. 3 gün sonra ben yoruldum, yapamıyorum demek yok ama. Hız gelir bana. Ne zaman başlıyorum? Hemen yarın. Akşam 6'da buradayım o zaman. Hayırlı olsun. Sağ ol. Seyahat etmesinde bir sakınca yok diyorsunuz yani. Söyledim. Kesinlikle hiçbir sakıncası yok. Uçak yolculuğuna izin vermeyeceksiniz diye çok korkuyordum. Neyse şimdi rahatladım. Annem böyledir işte doktor bey. Sırf onun için rahat etsin diye gideceğiz Amerika'ya. Tatil gibi düşünsen de keyfini çıkar. Öyle yapacağım. Aha şuraya bakın. Seni seviyoruz. Merhaba çılgınlar ordusu. Merhaba. Ya çok şükürler. Kimin başının altından çıktı bu? Benim, benim. Bu kalabalığı içeri almıyorlar diye böyle bir atraksiyon düşündüm. Seni seviyoruz. Seni çok seviyoruz Mira. Mira. Ben de sizi çok seviyorum. Ya hiçbir tehlikesi yokmuş aslında. Ama Sude teyze tutturmuş. İlla Amerika'ya götürelim diye. Ne kadar kalacaklarmış? Bilmiyorum. Oradaki tetkiklere bağlı. Ama bence uzun kalırlar söyleyeyim. Durumları ortada. Nasıl gidiyorlar Amerika'ya? Kalacak yer parası, hastane masrafları. Nasıl başa çıkacaklar? Ayıptır söylemesi. Bizimkiler koltuk çıkmış. İçin rahat olsun yani. O bakımdan bir sıkıntısı olmayacak Mira'nın. Yaman! Bu ses tonu hiç hoş değil. Şu hareket de... Dikkat dikkat. Kasırga yaklaşıyor. Tamam pardon. Ne oldu? Otur bakalım konuşalım. İyi böyle. Sabah erkenden çıkıp gittiğini duyunca tamam dedim. Hiç aramayacağım bugün. Peşine düşmeyeceğim. Uğraşmayacağım artık dedim. Ama dayanamadım yine. Aradım sınav kurulunu. Maalesef kararları kesindi. Tamam baba ya. Bitti o konu. Kanırtma artık. Pardon ben kaynak yapmıyorum. Çok üzüldüm. Çok. Ben başka okul bakacağım kendime. Açık kontenjanları zorlayacağım. Puanım iyi. Bir okul yok memlekette. Bir sürü üniversite var. Darlefumu bitirmedim. Müsaade edersen tamamlayayım. Biraz önce onlar aradılar beni. Şikayetçi mi oldular? Hayır. Sana yeni bir sınav hakkı tanıdıklarını söylediler. Ne? Ne dedin? Ya anlamayacak ne var abi? Yeni sınav diyor, sınav hakkı. İlk iki sınavın sonucu etkili olmuş kararlarını değiştirmelerinde. Mülakatta da etkileyici bulmuşlar. Düşünmüşler, taşınmışlar. Pişmanlarını da göz önünde bulundurmuşlar ve sana özel bir sınav daha yapmaya karar vermişler.
akıllı mı? Reset atmak lazım, yaman. Bir dur oğlum ya. Sahi mi söylüyorsun, gerçekten mi? Haftaya pazartesi sınavın var. Oley be, işte bu. Artık gök yarılsa da o sınava gireceksin. Yavaş, yavaş. Pardon, çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Çak çak. Delirdi. Allah. Çok sevindim ya. Fazlasıyla belli oldu. Ama bak Yaman, hele o sınavı bir kaçır, bir girme. Ben biliyorum sana ne yapacağım. Bu mutlu anı belgelemek şart oldu. Ya çok sağ olun. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu sefer biz hiçbir şey yapmadık. Gerçekten. Yaman, benim sana bir iyi bir kötü haberim daha var. Eyvah, önce kötüden başla. Abini hapishaneye geri göndermişler. Niye? Heyet deli olmadığına karar vermiş. İyi haber de bu. Hadi sana ekstradan bir haber daha vereyim. Yarın için bir görüşme ayarladım. Öğle tatilinde birlikte gider geliriz. Olur mu? Seslensene. Ne var? Seni arıyorlar. Kimmiş? Ne bileyim, biri işte. Alo. Alo. Yaman ben, Yaman. Kenan'ın kardeşi. Buyur. Abim hapse girmiş, ne iş? Ha, o işi olmadı be aslanım. Nasıl olmadı ya? Yani emir büyük yerden çıktı. Heyet kararıyla geri gönderdiler. Hani ayarlanmıştı her şey? Garanti iş yapıyoruz diyen olmadı abine. Ben yemi verdim, karşı taraf almadı. Ne yapalım, geçmiş olsun. Peki para? Yandı bitti, kil oldu. Nasıl yandı bitti, kil oldu lan? Şşş, yavaş gel. Onca telefon, aracı ayarlandı. Masrafları saydık. Başlatma lan aracına. Ayaküstü adam mı dolandırıyorsun sen? Hadi kardeşim, hadi. Telefonda konuşturma insana bunları. Elimizden geleni yaptık, olmadı. Çirkefliğin alemi yok. Eğer bir yamuk varsa bırakmam peşini. Ben olan biteni söyledim sana. Yarısı sana kalmış. Hadi benim işim gücüm var. Uğraştırma beni, hayırlı geceler. Gidiyoruz işte. Nereye? Çok huysuzlandı abisi. Evine götürüyorum. Yalnız mı bırakacaksın Ayman'ı? Yok ya. Faruk amcayı aradım. Sıkılmıştır. Oyuncağını istiyordur dedi. Onu alıp geleceğim. Gel sen de istersen. El alemin evine yalnız girmeyeyim. Thank you.
oyuncağın? Hani nerede? Hadi bul bana onu. Hadi git. Hadi git bul. Oyuncak bende. Oyuncak bende. Ha? Aferin. Hadi şimdi mamanın yerini göster. Nerede mama? Ha? Mama nerede? Mama nerede? Hadi git mama. Mamayı bul. Hadi bak. Hadi mamayı bul. Mamayı bul. Yemin ediyorum Türkçe biliyor bu köpek. Madeni bulduk oğlum. Aferin sana, aferin. Kurabiye ister misin? Ha? Ne? Ne güzel kokuyormuş. Benim bile canım istedi. Tamam tamam, şaka yaptım. Al bakalım, al bakalım hadi. Yaman neredesin abi? Hadi gidiyoruz. Geliyorum. Mira'nın odası yukarı çıkınca tam karşıdaki odaydı. Ulan bir şey de bilme be. Hadi. Kapıyı sen kilitlesene. Hayırdır gençler? Safer'in oyuncağını almaya geldik. Faruk amca evde mi? Kimse yok. Hadi ya. İyi sonra uğrarım. İstesen olmaz. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Orkun'la mı konuştun? Yok, aramadı. Sen ara. Uygun olsaydı kendi arardı anne. Seni rahatsız etmek istemiyordur belki. Bence de. Sen arayıp son gelişmeleri haber ver. İyi tamam. Senden? İyiyim ben de. Ne yaptın? Gittin mi Lüleburgaz'a? Daha değil. Yarın babamla gideceğiz. Öyle mi? Ben ortalıklarda gözükmeyince gitti sandım seni. Birkaç iş vardı. Onları hallediyorum. Anladım. Ne zaman döneceksin peki? Bu hafta orada olurum. Okullar açılmadan dönerim. Ha, o zaman görüşemeyeceğiz demektir. Biz de bu hafta başında Amerika'ya gidiyoruz çünkü. Ayarlandı mı her şey? Evet, annem doktorla konuşmuş.
Şimdilik bir sıkıntı yok. İyi haberlerini buradan alacağım artık. Öyle. Senin canın mı sıkkın? Yok, yorgunum sadece. Anladım. İyi, tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz, kendine iyi bak. Sen de. Paraları alayım. İçinden almadın değil mi? Ayıp oluyor ama. Al bakalım, bu senin. Hoş geldin. Bizi biraz yalnız bırakır mısın avukat bey? Tabii. Turşu satan yüzünü bile özlemişim ben. Bana ayak yapmalar, yemezler. Ne? Gerçek yüzünü zor zamanımda gördüm. Kalbin adamı değilmişsin. Delirdin mi lan sen? Ne diyorsun oğlum? 40 yılda bir senden bir şey istedim. Onu da yapmadın. Getirmedim parayı. Düştüm yine buraya. Nasıl getirmedin? Getirdim ya. Ben o parayı bulmak için kaç kişiden borç aldım biliyor musun sen? Yetmedi, bana verilen şirket telefonunu bile sattım. Hatta daha dün buraya geldiğini öğrenince o herifi, Ömer'i aradım. Hesabını sordum. S**tir lan! Bir sorun mu var? Yok, konuşuruz. Ulan geldin üst üste geliyor be. Allah kahretsin. Ketenpere'ye geldik iyi mi? Ayşe orospusunun kazığından sonra bir de bu şimdi. Ne oldu ki Ayşe'yi niye kızdın? Bıraktı beni. Mektup yazmış. Anasını danasını bahane etmiş ama yalan. Kesin başka birini bul. Öyleyse Allah'a yakın sana uzak. Hayırlısı. Gidene dur demem. Cehenneme kadar yolu var. Ama bana yapılan bu kalleşliği de unutmam. Elbet çıkacağım oğlum bir gün buradan. O zaman benimle uğraşanlardan tek tek hesap soracağım. He, iyi alt edersin. Daha özlemene fırsat kalmadan gelirsin yine buraya. Sen merak etme. Bir daha yaşa basmam. Ama önce sen benim yerime git de önce güzelce bir benzet. Hiç işim olmaz. O üç kağıt şey inanmayacaktın. Salaklık sende. Ulan paramızı kaptırdık lan herife. Git bas kırtlağını al geri. Senin kabahatin. Ulaştırma beni ya. Yaman. Adama cezasını vereceksin diyorum sana. Kılımı bile kıpırdatmam sana o kadar söylüyorum. Mira için yaptıklarınızı öğrendim. Ben de birkaç gündür kıvranıyordum nasıl yardım edeyim diye. Siz tam zamanında yetiştiniz. Çok teşekkür ederim Ender Hanım. Size minnettarım. Dostluklar böyle zamanlar içindir. Gerçek dostluklar. Aslında ben de birkaç ayarlama yapmıştım. Mira'yı üzmemek için geride duruyordum. Malum son olaylardan sonra herkes daha hassas. İyilik yapmak isterken Mira'yı rencide etmek istemedim. Anlıyorum. Ama madem şimdi siz elinizi uzattınız, ben de sizin aracılığınızla bir katkım olsun istiyorum. Lütfen bunu da verir misiniz benim verdiğimi söylemeden? Hiç gerek yok. Her şey ayarlandı. Ama... İçin rahat olsun. Hiçbir eksik yok. Çok iyisiniz. Çok sağ olun Ender Hanım. Mahvoldum ben. Ender! Bir şey olmuş. Allah kahretsin. Bittik Allah'ım. Sude, ne oldu? Hırsız girmiş. Gitmiş. Para çalınmış. Ne? Kirli mi bu? Onlar ne? Neye benziyor? Nereden buldun? Üzümünü ye, bağını sorma. Hasan, bak beni çileden çıkarma. Nereden çıktı o paralar? Faruk Bey göndermiş arabasını saklıyorum diye. O kadar parayı. Hiç kurcalama. Göndermişler, ben de aldım. Allah bereket versin diyelim.
Neymiş abinin derdi? Ne istiyor senden? Hiçbir şey. Bana doğruyu söylemiyorsun. Abi ne olur başlama ya. Asıl sen abinin adı geçince başka bir adam olma. Benim tanıdığım, bildiğim Yaman ol. Net ol. Selim abi ne olur üstüme gelme ya, gözünü seveyim. Ben halledeceğim bildiğim gibi. Neyi? İşte bu yüzden seni onun karşısına çıkarmak istemedim. Anında bulandırdı içini. Ya yok öyle bir şey. Sen kafanı takma. Sular temiz, görüntü net. Güven bana. Hadi be, aciz mi geldi yine? Tam da bu zamanda. Anne geldiler. Ne oluyor Ender? Yanlış anlaşılma. Sude! Ne oluyor be? Yaman! Hırsız! Yaman! Evimizi soymuşsun. Paralar senin odandan çıktı.